Karşı Radyo'dan merhaba, Pasajlar programındayız. Yeni yıl dendiğinde akla gelen klasiklerden bir tanesi Charles Dickens'ın bir Noel şarkısı, Christmas Carol adlı hikayesidir. Bu hikayedeki en önemli figürlerden, merkezi figürlerden bir tanesi Ebenezer Scrooge'dur. Hatırlayacak olursanız Ebenezer Scrooge çok zengin ama aynı zamanda çokça huysuz, kötücül, cimri bir figürdür ve hikaye onun etrafında, onun o sertleşmiş kalbinin Noel vesilesiyle yumuşayıp yumuşamayacağı tartışması etrafında şekillenir. İlginç olan şudur, hemen hikayenin başında Scrooge'un yanına işte yoksullar için Noel vesilesiyle, yeni yıl vesilesiyle yardım toplamakta olan işte hayırsever bir grup yaklaşır ve yoksullar için kendilerine bir tür yardım yapmasını rica ederler. Scrooge cevabı yapıştırır. Yoksulların eğer yaşayamıyorlarsa ve bu hayatta kalmak istemiyorlarsa ölebileceklerini ve böylece de artık nüfusu azaltabileceklerini söyler. Scrooge figürü tabii esas itibariyle egzantrik bir figür olarak görülebilir. Çok uç bir figür olarak görülebilir ama sermaye sınıfı açısından pekala da temsil edici bir figür olarak sayılabilir. Yoksul sınıfın artık nüfus sayıldığı bir tür ortadan kalkmasının, sayısının azaltılmasının pekala toplumsal sorunları çözülebilecek bir formül olduğuna dair kanaat burjuva sınıfının ta ortaya çıkış anından itibaren hakim olmuş bir görüş. Malthus'la birlikte biliyorsunuz çokça anılmış bir görüş bu 18. yüzyıldan itibaren. Bugün de ekolojik krizden yoksulluğa, İşte yoksulluktan açlığa bir dizi toplumsal sorunun esas itibariyle özellikle yoksulların nüfus artışıyla ilgili bir mesele olduğuna dair kanaat çok yaygın. Dolayısıyla yoksulların ölmesinin aslında bu büyük sorunlara bir çözüm olabileceğine dair kanaat de günümüzde dahi çok hani daha kibarca ifade ediliyor olsa da Scrooge kadar açıktan ifade ediliyor olmasa da çokça dillendirilen bir görüş olmayı sürdürüyor. 1912'deki bir yılbaşına gideceğiz ama bugün pasajlar konusunun, pasajların bu bölümünün konusu Ebenezer Scrooge'da değil, Charles Dickens'da değil, Rosa Luxemburg'un bir yazısı. 1912'nin yılbaşı gecesinde Berlin'de bir zehirlenme vakası gerçekleşiyor. Bir yoksullar barınağında, bir evsizler barınağında yulaf lapasına karıştırılmış olan balık meğerse çürümüş ve dolayısıyla bir zehirlenme vakası söz konusu oluyor. Ve çok sayıda insan ölüyor bu olay sonucunda. Rosa Luxemburg hemen bu ölümlerin ardından bir yazı kaleme alıyor. Pasajlarda bu yazıdan birkaç alıntıyı okumak istiyorum ben. Şöyle diyor Rosa Luxemburg. Normal sınıf ilişkileri her yıl binlerce proleter yaşamın su katılmadık bir ıstırabın karanlığına gömülmesine neden oluyor. Sermayenin artık faydalı öz suyunu ememeyeceği, toplumun altında kullanılıp tüketilmiş faydasız unsurlar gibi sessizce aşağı batıyorlar. Önce bir parantez açayım, dikkat edelim. Luxemburg burada daha önce aslında pasajlarda da andığımız bir metaforu kullanıyor, adını açıkça anmamakla birlikte diyor ki sermayenin artık faydalı öz suyunu ememeyeceği insanlardan bahsediyor. Sermayeyi bir vampir olarak düşünmek, vampir demiyor ama bu faydalı öz suyunun işçilerin, proletaryelerin, sermayenin kanını emdiği insanlar olduğunu düşünebiliriz. Marx'tan bahsetmiştik, onun canavarlar vurgusundan, canavar metaforunu ne kadar sıklıkla kullandığından bahsetmiştim ve özellikle vampirin, belki vampire pasajlarda daha sonra döneceğiz, Marx açısından sermayenin çeşitli özelliklerini, onun sınırsız birikim iştahını, onun iktidarı altında ölü emeğin canlı emek üzerindeki hakimiyetini tasvir etmek için kullandığı bir metafor olduğundan bahsetmiştik. Rosa Luxemburg da Marx'ın iyi bir öğrencisi olarak bu metaforun izinden gitmeyi sürdürüyor ama aynı zamanda burada önemli olan bu metaforun dışında esas itibariyle Rosa Luxemburg'un bu yılbaşında gerçekleşen zehirlenme vakasını kendi tabiriyle normal sınıf ilişkileri yani kapitalist sınıf ilişkilerinin bir normali olarak tanımlıyor oluşu. Yani kapitalist sınıf ilişkilerine, kapitalist üretim ilişkilerine dışsal bir durum, bir felaketle karşı karşıya değiliz. Bilakis kapitalist üretim ilişkilerinin doğurduğu bir felaketle karşı karşıyayız. Devam edelim. Rosa Luxemburg yazısına şöyle devam ediyor.
Şehrin barınaklarında zehirli balığın yulaf lapasına katılması milyonerin sofrasındaki havyar ve şampanyanın temelidir. Bir karşılıklılık ilişkisi vardır Rosa Luxemburg'a göre. Zehirlenen yulaf lapası aynı zamanda işte milyonerin burjuvanın sofrasındaki havyar ve şampanyanın adeta tamamlayıcısıdır. Devam ediyor Rosa Luxemburg. Doktorlar ölümcül enfeksiyonun izini zehirlenmiş kurbanların bağırsaklarında mikroskopları aracılığıyla sürebilir. Ancak barınaktaki insanların ölümüne neden olan gerçek mikrobun adı kapitalist toplumdur. Şimdi gerçek mikrobun, gerçek patojenin, gerçek virüsün kapitalist toplum olduğu pandemi döneminde yaşayan bizler açısından tabii oldukça vurucu bir metafor. Pandeminin başından itibaren esas virüsün kapitalizm olduğu, bir başka deyişle kapitalizmin işte Covid-19'a yol açan yeni korona virüsünün çeşitli nedenlerle müsebbibi olduğuna dair çok tartışma yaptık zaten. Çok tartışma yapılıyor zaten. Ama Rosa Luxemburg burada esas itibariyle işte bu artık addedilen, değersiz addedilen, dolayısıyla yaşamları hızla çöpe gönderilebilen insanların esas itibariyle kapitalist üretim ilişkilerinin bir sonucu olduğunu vurguluyor. Hatırlayalım, Marx Kapital'de şunu vurguluyordu defaten. Sefalet de diyordu Marx, artık nüfusta kapitalist üretim tarzının bir varlık koşuludur. Dolayısıyla yaşanan bu felaketler, bu ve benzeri felaketler, bizde Rosa Luxemburg'un 1912 yılbaşısında andığı felaketlerle, benzeri felaketlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. İş cinayetleri örneğin insanın aklına ilk etapta geliyor. İş cinayetlerinin birer kaza olmadığı, yani toplumumuzun bir tür arızası olmadığı basitçe, bilakis kapitalist toplum ilişkilerinin bir varlık koşulu olduğu. Onun, yani kapitalizmin metalar kadar felaketler de ürettiğini Rosa Luxemburg bu yazısında vurguluyor. Şöyle bitiriyor yazısını Rosa Luxemburg. Etimizden et, kanımızdan kan olan zehirlenmiş kurbanların bedenlerini yeni yılda Berlin'de milyonlarca proleterin kolları üzerinde taşırken bağırmalıyız. Böyle dehşetlere sebep olan bu iğrenç toplum kahrolsun. Gramsci biliyorsunuz meşhur oldu son yıllarda. Bir yazısında yeni yıldan nefret ediyorum diyordu. Yeni yıldan nefret etmek, etmemek tabii hepimizin kişisel tercihi ama sanırım kapitalist felaketlerin yaşanmadığı bir yıl dilemek, kapitalist felaketlerin yaşanmadığı, yaşanamadığı, kapitalist felaketin ve felaketlerin durdurulduğu yıllar dilemek hepimizin boynunun borcu.